Ben de yine hücredeki çok değişik, belki de çoğumuzun ilk defa duyacağı bir yapıdan bahsetmek istiyorum. Fakat bunu bir şeye benzeteceğim. Ofislerde çok fazla kağıt birikirse ne olur? Bunları biliyorsunuz, kağıt parçalayıcı makineler vardır. Bu makinelere kağıtları toplu olarak bırakırsınız. O da belli bir süre içinde teker teker hepsini uzun şeritler halinde parçalar. İşte hücrede de böyle bir mekanizma var. Bu önemli bir mekanizma. 10 proteinden oluşan bir kompleks bu. Ve derin bir varil şeklinde. Bu varilin içine yanlışlıkla üretilmiş, fazladan üretilmiş, miktar olarak fazladan üretilmiş ya da yanlış üretilmiş olan RNA'lar geliyor. Çok özel Ve RNA'nın yine o yapısının tam olarak düz, lineer bir şekilde getirilmesi, daha sonra bu bahsettiğimiz 9 protein vesilesiyle oluyor. Bu varilin içine girdikten sonra da en son 10. proteinde bunu parçalarını bölüyor ki hücre tekrar bunun yapı taşlarını kullanabilsin diye. Çok önemli, çünkü orada hiçbir maddenin ziyan edilmemesi prensibi var. Ayrıca bu 10 proteinin de hepsinin aynı anda çalışıyor olması gerekiyor. Bunu yine irreducible complexity diyorlar. Bu yapıda o yapılardan bir tanesi ve teker teker oluşması mümkün değil. Bu sistemin çalışması için mutlaka işte bu bahsettiğimiz indirgenemez kompleks yapının bütün parçalarının aynı anda bir arada var olmuş olması gerekiyor. Ayrıca bu sadece ökaryotlarda değil, prokaryotlarda, bakterilerde ve arkeyalarda buna benzer bir yapı var. Yine aynı şekilde bu 9 proteinin açılım mekanizmasına benzer bir mekanizması var. Dolayısıyla böyle bir şey de değil, bu gelişmiş, daha sonradan geliştirilmiş bir yapı da değil. Daha ilk bakteride, ilk arkeyada, ki zaten bu hücrede olması gereken bir yapı. Bu proteinlerden bir tanesi bile olmasa hücre yaşayamıyor. Bu çok önemli hayati mekanizmalardan bir tanesi. Pek bilmediğimiz bir mekanizma ama çok önemli gerçekten. İşte evrimciler bunu hiçbir şekilde açıklayamazlar. Orada bir akıl var. Mesela yanlış üretilmiş bir şeyin tespit edilmesi ya da miktar olarak fazla üretilmiş bir şeyin RNA'nın tespit edilmesi, bu çok önemli bir tespit bir kere. Bunun alınması yine bu varil benzeri bir yapı meydana gelmesi. Sadece proteinlerden meydana geliyor bu. Bu yapıda RNA'nın çözülmesi, açılması, daha sonra da en uçtaki protein tarafından, o kanala girdikten sonra en uçtaki protein tarafından kesilmesi, bu çok müthiş bir akıl demek. Ve mutlaka bunun çalışıyor olması demek hücrede. En baştan yaratılmış olması demek. Aynı sistemin bakterilerde, arkeyalarda olması da yine o aklın, hepsini yaratan aklın çok üstün bir akıl olduğunu, hepsinin bu kompleks özellikleriyle birlikte yaratıldığını gösterir. Kesinlikle evrimle açıklanabilecek bir yapı değil. Ama evrimcilerin bize bunu açıklaması gerekiyor. Yani evrim teorisine göre iddiaları neyse, bu yapı nasıl meydana gelir? Bunun bize açıklamaları gerekiyor ki hiçbir zaman böyle bir yapıyı açıklayamazlar ki indirgenemez komplekslikle ilgili hiçbir açıklamaları olamadı şimdiye kadar. En fazla sessiz kalıyorlar ya da demagoji yapmayı tercih ediyorlar ama makul, mantıklı, bilimsel bir cevap şimdiye kadar hiçbiri veremedi.